Ege'nin Sesi TV'den ekranlarından merhaba. Sonra Sonra programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Ayak sağlığına dair zannediyorum ki merak edilen birçok başlığı konuşuyor olacağız kendisiyle. Fizyoterapist, klinik refleksolog Dinçer Cüre bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz konuşurken efendim sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa şu anda canlı yayınımız anlık olarak sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlanıyor. Benim genelde gözüm oraya da takip ediyor oluyor. Sorularınızı yanıtlamaya çalışırız. Merak ettikleriniz varsa ya da telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. 0549 717 9041 numaralı telefonda yine her zaman sizler için açık. Şimdi biz birçok başlığa değineceğiz Dinçer Bey'le ama podoloji alanını belki bir açmakla, nedir, neden kullanılır, hangi alanlarda kullanılır açmakla başlayalım. Tabii ki. Ben aslında bahsettiğiniz gibi fizyoterapistim, klinik refleksoloğum. Podoloji alanında ben de bir ilgi duymaya başladım son zamanlarda. Neden? Çünkü benim de bir yurt dışı geçmişim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 11 yıl kaldım. Orada eğitimlerimi tamamladım. Orada podiatristler vardır, ayak doktorları diye tabir ediliyor. Zaten podoloji dediğimizde ayak bilimi olarak geçiyor. Bu İngilizce konuşulan ülkelerde podiatri ya da chiropodi, İngilizce konuşulmayan ülkelerde Almanya, İspanya, işte Türkiye, İtalya gibi ülkelerde de podoloji olarak geçiyor. Türkiye'de de çok büyük bir eksikliği ortaya çıkmış ki bundan 7-8 yıl önce artık üniversiteler bu podoloji bölümlerini artık yürürlüğe koymaya başladılar. Çok yeni yine çok güzel. O halde. Çok yeni, daha 7-8 yıldır yürürlükte. Mezun vermeye başladılar. Ben de podolog arkadaşlarla çalışıyorum ve yaptıkları işi de gerçekten çok beğeniyorum. Çok güzel çalışıyorlar. İnşallah ileride bu eğitimleri, mesela Amerika'da bu doktora seviyesinde olan, cerrahi işlemleri yapabilen, doktor sıfatını alan podiatristlerin seviyesine gelirler ki halkımıza birazcık daha fazla faydalı olabilirler. SGK kapsamına girer inşallah. Bu podoloji de neler yapıyoruz? İşte ayağın her yerini inceliyoruz. Her yerini, parmak aralarını, tırnakları, tırnak batmalarını, tırnak mantarını, işte nasırlaşmaları, bunlara bakıp hiçbir şey yoksa bile koruyucu hekimlik altında koruyucu önlemler almaya çalışıyoruz. Neler oluyor? İşte tabanlıklar, ayakkabı seçimi, yaptığımız kliniğimizde yaptığımız uygulamalar, özel makinalarla. Ben de fizyoterapist olarak arkadaşlara şöyle yardımcı oluyorum. Hani oturuyoruz, konuşuyoruz, bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Çünkü hastaların sadece tırnaklarına bakım yapmak ya da bir diyabetik ayak bakımı yapmak yetmiyor. Egzersizleri de var. Çünkü bazı kasları ya çok gergin oluyor ya da güçsüz oluyor. Onları güçlendirme, işte germe egzersizlerini de takım olarak multidisipliner bir çerçevede yapıyoruz. Şimdi 7-8 yıldır dedik bunun eğitimi veriliyor. Aslında yeni, taze. O zaman tabii biraz farkındalığı konuşmak lazım. Avrupa'da farklı bir yerde anladığım kadarıyla. Evet. Türkiye'de daha yeni yeni ilerliyor. Evet. İnsanların farkındalığı nasıl? Şu an için zayıf. Kliniğimize gelenler de çok memnun olarak ayrılmaya başlıyorlar. Çünkü böyle bir hizmetin olmadığını söylüyorlar ki bu da doğru. Yani çoğu yerde artık büyük şehirler haricinde bir ayak sağlığı merkezi bulmak çok zor. Evet. Ne yapıyorlar? İşte güzellik merkezleri, pedikür yapan yerlere gitmeye çalışıyorlar. Ne yapsın? Yani başka bir opsiyonları olmadığı için biz de artık bunu böyle programlarla birazcık daha farkındalığı arttırmak, özellikle diyabet hastaları, şeker hastalarının, birazdan istatistikleri de veririm. Çok büyük bir bölümü, dünyada şu an için 400 milyon diyabet hastası var ki bu sadece teşhisi konan. Her iki diyabetliden biri aslında diyabetli olduğunu bilmiyor. Bu da daha büyük bir sayıya tekabül ediyor aslında, belki 500-600 milyon. Zaten 2035 yılında 600 milyonu bulacağı söyleniyor, öyle bir tahmin var. Ki bu gidişle bulacak gibi. O yüzden bu podoloji bölümü burada çok önem taşıyor. Evet. Yani özellikle Türkiye'mizde inşallah birazcık daha dediğim gibi yayılır, daha çok program bölümler açılır üniversitelerde. Artık bu farkındalığı da yakalarız. Mesela yani sizin de az önce dediğiniz gibi biz ayak bakımı ya da ayak sağlığı dediğimizde bizim aklımıza tek gelen yer güzellik merkezleri ya da pedikür oluyor. Onun dışında çok fazla bu alanla ilgili ne yapacağımızı ya da nereye başvuracağımızı da aslında bilmiyoruz. Evet, yani o olmasa dermatoloğa gidiyorlar. Evet. Doğru seçim.
İşte genel cerrahlara gidebiliyorlar tırnak çektirme ile alakalı. Biz o uygulamaları çok önermiyoruz. Çünkü tırnak çekildiği zaman da hani yatak bozulduğu için tırnak yatağı, arkadan gelen tırnakta batma meyili gösterebileceği için biz değişik uygulamalarımız var. Daha önceden bahsedilmişti zaten. Tel uygulaması oluyor, evet, diş telleri gibi. O yüzden burada birazcık daha opsiyon yaratmaya çalışıyoruz biz de. Şimdi bu konuyla ilgili merak edilen başlıkları şimdi tek tek açalım. Gerçi birkaçından bahsettik. Diyabetik ayakları özellikle zaten açacağız. Ama refleksolojiyle devam edelim istiyorum. Tabii. Ben. Benim de böyle konu başlıklarına bakarken ve soruları hazırlarken aslında en çok merak ettiğim başlıklardan biri oldu. Evet. Nedir refleksoloji? Refleksoloji, önce şöyle başlayayım. Refleksoloji aslında Amerika ve İngiltere gibi yerler, İsrail gibi yerlerde uzun zamandır var. Benim zaten eğitimimi aldığım çok değerli Bilal Yalçınar hocam da 25 yıllık gitmediği ülke kalmamış. O kadar çok araştırma yapmış ki artık gelip bize de bu eğitimleri vermeye başladı Türkiye'de. Refleksoloji ayak tabanında, iç ve yan yanlarında belirli refleks noktaları vardır. Bunları duruma göre, rahatsızlık durumuna göre uyarı verme suretiyle, işte akupür diyoruz, bir terapi yöntemi, bir alternatif tıp değil ama modern tıbba yardımcı, tamamlayıcı bir tedavi ya da terapi yöntemi diyelim. Şimdi nasıl uygulanıyor? Bir ısıtma evresi var, sonra değişik teknikler var. Hani parmaklarıyla bası noktaları var. Hı hı. Bazı yerlerde bası uygulanmıyor. Çok hassas bir konu aslında. Hani mesela burada bir şey gösterirsek vatandaşlarımız onu evde yapmaya çalışacaklar. Daha çok zarar verebilirler. O yüzden uzmanından yardım almaları daha önemli. Çok değişik teknikler var. 6-7 tane tekniğimiz var. Genelde baş parmak kullanılıyor. Baş parmağımızla işte ayağın değişik yerlerine, işte omurilik bölgeleri, mide, üreter böbrek mesane, hipofiz bezleri, buralara değişik baskılar yaparak terapi uyguluyoruz. Yani bu şey gibi değil. Yani akupunktur, yani sadece temas, elle temas mı bahsediyoruz? Elle temas. Eldiven yok. Herhangi bir yardımcı alet yok. Zaten refleksoloji de kendi alanında ikiye ayrıldığı için bir batı refleksolojisi, bir de doğu refleksolojisi var. Bizim insanlarımızın, vatandaşlarımızın daha çok bildiği doğu refleksolojisi o masaj. Biz batı refleksolojisi yapıyoruz. Daha çok tedavi, tamamlayıcı tıp bölümü olarak yapılıyor. Hani, tek başına bir tedavi niteliği yok. Tedavi değil. Kesinlikle değil. Yardımcı, tamamlayıcı. Zaten o da oradan geliyor. O literatüre öyle girdi. O zaman hangi durumlarda kullanılıyor ya da kullanılmadığı durumlar mesela var mı? Mesela kullanıldığı durumlar migren olabilir, felçli hastalarımız olabilir, işte otizm olabilir engelli çocuklarda, serebral palsi, beyin felci. Bu gibi durumlarda kullanılabiliyor. Kullanılmadığı durumlarda ayakta herhangi bir açık yara durumu, işte ateşli durumlar, çok fazla ateşiniz vardır, kesinlikle yapılmaz. Hamileliğin ilk trimesterinde, ilk 3 ayda yapılmıyor. Bu gibi durumlar, kanserli çok durumlarda. Ilginç. Mesela çok dikkatli olunmalı. Herkese uygulanmaz. Uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığı takdirde kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. O yüzden buradan da onu belirteyim. Sadece eğitimini alan kişilerden almaları bu hizmetleri i̇şte o doğru çok önemli. Kişiyi nasıl seçeceğimiz de önemli tabii. Ama ondan önce şunu bir konuşalım mı? Şimdi mesela bazı hastalıklar için uygulanmıyor. Ama çok ilginç, mesela otizmli, felçli, mesela otizmliler için neden uygulanıyor? Yani tedavi nasıl katkı sağlıyor? Nasıl katkı sağlıyor? Bu yaptığımız o tekniklerle hormonal dengeyi sağlıyoruz. Yani beyine sinyal geliyor. Omurilik bölgesi var mesela. Omurilik bölgesinde beyine çalışıyorsunuz, omuriliğe çalışıyorsunuz. Öyle hani kapiler, bir de şeyler vardı, kılcal damarlar. Hepsini etki ediyor. Hormonal dengeyi sağlıyor. İşte kan akışını hızlandırıyor. Şöyle düşünün. Ayağınız soğuksa bütün vücudunuz üşüyor. Evet. Ayağınız sıcaksa bütün vücudunuz ısınmış gibi oluyor. Ayağınıza dokunduğunuzda ya da birisi ufak bir masaj bile yapsa çok rahatlıyorsunuz. Hani o bile insanın psikolojisini olumlu yönde etkiliyor. Hani. Şimdi mesela şunu merak ediyorum. Bir refleksoloji yaptırmak
isteyebilir mi ya da hani hiçbir rahatsızlığı olmadığını kabul edelim. Bir rahatlama yöntemi olarak yaptırılabiliyor mu? Yani bunun yaptırılıp yaptırılmayacağına kim ve nasıl karar veriliyor? Şöyle, eğer bir sıkıntısı varsa zaten önce bir doktora gidip teşhis konulması lazım ne sıkıntısı olduğunu. Eğer yoksa bizim alanımıza girmiyor aslında. Ya. Doğu refleksolojisi, evet. Doğu refleksolojisi dediğim masaj. Onun için onu yapan başka yerler var. Biz sadece bunu tamamlayıcı tedavi, terapi yöntemi olarak yapıyoruz. Hmm. Aradaki fark bu. Yani orada bir çizgi var. Onun da dışına çıkmamaya çalışıyoruz açıkçası. Bu ayrıntı evet güzel oldu. Söyle, senin hiçbir şeyin yoksa doğu refleksolojisi uygulanmadığı için, batıyı tercih ettiğiniz için zaten bir tedaviye de yardımcı olacağı için hiçbir şey yoksa yapılmasında bir anlamı kalmıyor. Aynen öyle. Peki son zamanlarda öyle çok duyduğumuz işte kaygı, stres, belki belirli bir hastalık yoktur ama evet, psikolojik olarak sizi olur, zor durumda koyan özellikle stres zannediyorum ki günümüzde hemen hemen herkesin başında olan kesinlikle bir şey. Anksiyete keza öyle, panik atak öyle. Evet. Bu tip ruhsal durumlarda kullanılabiliyor. Kullanılabiliyor. Orada bir şey oluyor. Hani bir gereksinim olduğu için orada kullanabiliyoruz ama mesela psikolojik rahatsızlıklardır. Bu sefer psikiyatriste görünmelerinde istiyoruz açıkçası öncesinde. Hmm. Hani biz hekimlerle birebir çalıştığımız için mutlaka doktorlarla işbirliğinde olmamız gerekiyor. Dedim ya, bir multidisipliner yaklaşım böyle olur ancak. Evet, şimdi zaten ki o stresi çok yoğun yaşayan insanlar ya işte bunu kalp çarpıntısı ya da panik atak olarak yaşıyorlar. Evet. İşte çok diş sıkma, vücut sıkma, kendini sıkma durumları yaşıyorlar. Zaten fizyolojik olarak da stresin ve kaygı bozukluklarının bedene bir etkisi oluyor. Tabii. Bu da birçok yerde farklı bozulmalara neden oluyor vücudun yapısında. Dolayısıyla böyle bir tedaviyle de desteklenebilir. Kesinlikle öyle olabilir. Şimdi peki önemli olan o doğru kişiyi nasıl bulacağız? Neye dikkat edeceğiz? Biz eğitimine, böyle bir şey yaptırmak istiyorsak sorgulamamız gerekenler neler? Sorgulamanız gerekenler mesela sağlıkçı mı? Doktor mu? Fizyoterapist mi? Sağlık sektöründen geliyor mu? Anatomi, fizyoloji bilgisi var mı? Eğitimlerini görmeniz gerekiyor. Hı hı. İkincisi akredite bir kurumdan eğitimlerini almak zorunda. Hani dediğim gibi öyle işte Google'a yazdığınızda refleksoloji ile ilgili işte ayak resimleri göreceksiniz, el resimleri göreceksiniz. İşte ben onu alayım da ben şuraya baskı yapayım diye bir şey yok. O yüzden çok çok önemli. Bu derneğin bir akredite bir kursundan mı alıyorsunuz? Refleksoloji Derneği'nin. O yüzden eğitimler çok önemli. Ele de mi bir yapılabiliyor kere, bu arada? Ele de yapılabiliyor. Hmm. Ama daha çok ayakta uygulanıyor. Ayakta daha efektif olduğu için. Eli hatta kulakta da uygulanabiliyor. Tabii. Yine aynı noktalar demek ki orada aynen, da var. Aynen orada da var. Hı-hı. Ama daha çok en güvenli bölge ayak olduğu için oradan yapmaya çalışıyoruz. Şimdi o zaman bizim gittiğimiz bir yerde bu sorgulamaları yapmamız gayet normal. Yani tabii ki, hani bazen şeyizdir ya, biz karşı taraftakini zor durumda bırakmak istemeyiz, hı-hı, ama bu öyle bir şey değil. Günümüzde böyle şeyleri sorgulamak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani bir zararı var mı peki bu yöntemin, dezavantajı daha doğrusu? Ya aslında dediğim yoksa sadece gibi, işe yaramaz mı bir dezavantaj oluşturacağı zaman? Ya mesela hamilenin ilk trimesterinde bilmeyen bir kişi uyguladığında zararı olabilir. Hani o yüzden onu üstüne basa basa söyledim. Kesinlikle bunun eğitimini alan birisinin uygulamasında fayda var. Hı-hı. Dediğim gibi benim aldığım eğitimlerde bunları üstüne basa basa söylediler. Şimdi bu refleksoloji uygulanırken peki bunun bir saati, süresi, seansı var mı? Kesinlikle her rahatsızlık için ayrı protokolleri var. 25 dakikadan 40 dakikaya kadar çıkabiliyor. Haftanın 2 günü gelip haftanın 4-5 gününe kadar çıkabiliyor. Bunlar hastalığın şeyine göre, işte rahatsızlığın durumuna göre değişebiliyor. Hı hı. Yani. Evet. Şimdi biraz geçelim diyabetik ayak bakımından da konuşalım. Tabii. Şimdi bizim masamızın üzerinde gerçi tabanlıklar da var. Tabanlıkların seçimini de konuşacağız ama biz biraz program öncesinde de sohbet ettik. Özellikle diyabetik ayakla ilgili siz bazı oranlar verdiniz mesela programa başladığımızda. Hemen hemen birçok kişi çevremizde, yani sizlerin de vardır, diyabet hastası olduğunu duyuyoruz. Evet. Ama ben hiç kimsenin ilaçlarımı kullanıyorum dışında ben şunu da yapıyorum ya da bunu da yapıyorum dediğini
hiç rastlamadım. Belki demeyeyim, hiç rastlamadım. Evet. Diyabetik ayak bakımında ya da diyabetli bir hastanın ayak bakımında nelere dikkat etmeli? Bu hastalığı taşıyan kişi tek ilaç kullanmak bizi kurtarır mı? Kurtarmıyor maalesef. Tabii ilaç kullanması bizim özellikle sorduğumuz, istediğimiz bir şey. Ama bunun haricinde, şimdi diyabette şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Nöropati dediğimiz ayaklara giden sinirlere yüksek kan şekerinden dolayı zarara uğraması nedeniyle de özellikle bu vücudun en uzun sinirlerine zarar verdiği için bu yüksek kan şekeri, hı hı, ayaklarda his kaybına yol açıyor. Bu his kaybı da ne oluyor? Mesela daha önce bahsetmiştik, kumda yürürken, hı hı, yazın kumda yürüyorsunuz, bir cam parçası battı, hissetmediniz. Zaten diyabetik ayaklarda sinir hasarı olduğundan dolayı hissetmediğiniz durumlar ortaya çıktığı için bu sefer o yarayı da hissetmediğiniz için sonrasında o yarının açılması, onun bakımı çok zor olduğu için de böyle problemler ortaya çıkabiliyor. Bizim diyabetli hastalardan istediğimiz her gece, yani gündüz olmasa bile her gece bir aynanın karşısına otursunlar, çoraplarını çıkarsınlar, ayaklarının altına, tırnaklarına baksınlar, parmak aralarına baksınlar, bilhassa o da çok önemli. Nasırlaşmalar olabilir, ağrılı mı, ağrısız mı, onlara baksınlar. En ufak bir sıkıntı da hissetmedikleri için, bir kum tanesi bile kalsa nasıl rahatsız oluyorsak, onlar bunu hissetmiyor daha büyük yaralanmalarda ve ileride bu amputasyonlara kadar, bacaklarının kesilmesi, parmaklarının kesilmesine kadar yol açıyor. O yüzden çok önemli. Yani bunu hastalık değil de bizim hastalıktan korunmaya çalışmadığımız nedenler bir bacak ayak kaybına mı neden oluyor? Yani hastalık tek başına buna neden değil. Hayır, değil. Burada dedik ya, hani farkındalığı artırmaya çalışıyor. Aslında bizim asıl amacımız diyabet hastaları. Bizim şu anda belki 400-500 milyon tane dünyada diyabet hastası var. Ve bunların belki 200-300 milyon da bilinmiyor ama belki bu rakam 700-800 milyon civarında olabilir. Bunların zaten dörtte biri mutlaka ayaklarında istatistiki verilere göre bir şekilde yaralar çıkıyor. Ayaklarında, bacaklarında. Bunların yarısı zaten enfekte oluyor. Enfekte olanların %20'si de ayaklarını kaybediyorlar. Hmm. Ya parmak amputasyonu oluyor, ya ayaklarını kaybediyorlar, ya diz altından kesiliyor bacakları. O yüzden sadece ilaç da yetmiyor. Bunların mutlaka farkına varmaları gerekiyor. Biz de bu konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten düzenli ayak bakımı, düzenli kontroller, hekim ya da bizim vasıtamızla bu oranı %45, %85'e kadar düzeltme olanını sağlıyor. Yani bacaklarını kurtarabiliyor. Şimdi merak edenler varsa, diyabetliler neden hissetmiyor bu kadar enfekte olacak olay yaşarken? Neden hissetmiyorlar? O da bir kere omurilikten çıkan en uzun siniri etkilediği için, o da ayak parmaklarına kadar gidiyor. Yüksek kan şekeri böyle bir şey. Sinirlere zarar veriyor. Hmm. Çok fazla olması. En fazla da uzun sinirleri etkilediği için, uzun sinir de en uzun sinir de ayak parmaklarına gittiği için, o yüzden ayaklarda çıkıyor bu daha çok, hmm, ellerden ziyade. Şimdi o zaman diyabet hastaları, eğer bizi izleyenler varsa, başlarına bir şey gelmeden önlem almak en iyisi. Kesinlikle. Kendi yapabilecekleri şey muhakkak her gece kontrol etmek. Kesinlikle. Bunun haricinde düzenli olarak nasıl bir, mesela diyabetli hastaya nasıl bir ayak bakımı öneriliyor ya da ne yapılıyor mesela sizin kliniğinize gelindiğinde? Genelde ayak tırnakları ayrı bir kesildiği için, çünkü el tırnaklarına göre biraz daha yavaş uzuyor, hı-hı, ayak tırnakları. Bizim kliniğimize geldiğinde zaten biz bir ayaklardaki nabza falan bakıyoruz. Birkaç tane arter var, onlara bakıyoruz. Rengine, ısısına, işte tırnakların kenarlarına, batma var mı yok mu, yara var mı, parmak aralarına. Yani aklınıza her tarafını inceliyoruz. Nasırlaşmalara bakıyoruz. Eğer nasırlaşmalar varsa bunları inceltiyoruz biraz. Topuklarda aynı şekilde birazcık daha kalınlaşma olabilir. Çatlama seviyesine gelebilir. Onları inceltiyoruz. Tırnaklarını da güzel, düzgün bir şekilde kesiyoruz. Düz kesiyoruz. Hı-hı. Çünkü daha güzel gözüksün diye hepimiz yuvarlak kesmeye çalışıyoruz. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Hem de bizim kendimiz oluşturduğumuz
diyabetik ayak bakımı ev rehberimiz var. Ya. Bunları da diyabet hastalarımıza veriyoruz. En azından evde işte ne yapmaları gerekiyor? İşte sabunlu suyla ılık suda yıkamaları, işte düzenli bakımlarını yapmaları, her gece daha önce bahsettiğimiz gibi ayna karşısında ayaklarının altına bakmaları, parmak aralarına bakmaları. Bunları veriyoruz. Eğitim veriyoruz. O da çok önemli. Ne yapmaları konusunda. Ayda bir geliyorlar, 4-5 haftada bir. Tırnak uzama miktarına göre de değişebiliyor. Bazıları çok geç uzuyor. O zaman 5-6 haftada alıyoruz. Bazıları çabuk uzuyor. 4 haftada alıyoruz. Bize düzenli geldikten sonra zaten bir sıkıntıları olmuyor. Hı hı. Kendi içleri de rahat oluyor. Peki nasırda mesela dediniz ya ağrılı mı, ağrısız mı? Hı hı. O neden fark ediyor? Neden? Bir, nasırın altında çok büyük bir yara da oluşabiliyor. Bazen nasırı temizliyorsunuz, bir bakıyorsunuz altında oluk gibi bir yara oluşmuş. Hiç farkında bile değil. Ağrılı ama kapalı olduğu için görmüyorsunuz. Çok büyük bir risk oluşturuyor. İşte bu yüzden eğer o yara da bakılmazsa, tedavi edilmezse bu sefer diğer taraf büyüyor, kangrene gidebiliyor. İşte amputasyonlar bu yüzden çıkıyor. Enfekte oluyor, enfeksiyona maruz kalıyor. O yüzden bu nasır deyip geçmemek lazım. Altında bir şey olmasa bile biraz temizlendiği zaman zaten rahat oluyor ki nasırı da tam almamak gerekiyor. Kendileri evde kesinlikle almasınlar. Şimdi ben onu soracaktım size. Çünkü görüyoruz ve duyuyoruz. Hmm. Kendi kendine işte tırnak makaslarının o sivri ucuyla nasırlarını temizleyenler var. Hmm. Şimdi velev ki sizin söylediğiniz gibi onun altında bir yara varsa, hadi bir de bu şeker hastası olduğunu düşünelim. Evet. Ne olacak? Ne olabilir? Neler olabilir? Ne olabilir? Şimdi zaten kendileri temizlediklerinde en dibine kadar gidecekler. Yani canlı doku, böyle pembeleşmiş dokuya kadar gidecekler. O zaten olmaz. Altında bir yara olmasa bile. Hmm. Çünkü öyle oldu. Biz zaten bir tabaka şey bırakıyoruz orada. Nasırın bir tabakasını bırakıyoruz ki üstüne tekrar basacağı için orada bir yara açılmasın. O yüzden tamamen temizlemek yasak. Evde temizlemek yasak. Kendi iyiliği için söylüyorum bunları. Jiletle en ufak bir şeyde elinizden kaydı. Hem elinizi yaralayabilirsiniz. Hem orada başka bir yara açabilirsiniz. Evet, jiletle. Daha derin bir kesik de oluşabilir. O yüzden bunlar çok dikkatli olsunlar bu diyabeti olan kişiler. Onları uzmanları yapsın, doktorlar yapsın, işte ayak sağlığı merkezleri yapsın. O konuda çok dikkatli olmalarını öneriyorum. Yani diyabeti olmasa bile çok riskli bir durum. Tabii ki. Dediğiniz gibi o nasırın altında öyle bir yara belki de siz fark etmeyeceksiniz ama enfeksiyon da kapabilir. Tabii ki. Bu sefer alın başınıza yani gerçekten en kötü durum gelecek. Uğraşın durun. Allah korusun ki daha kötü sonuçları da beraberinde getirme ihtimali çok yüksek. Aynen öyle. Yani hayati bir tehlike bile olabiliyor. Hı-hı. Bazı durumlar. Şimdi bir de bizim konuşmak istediğimiz bir durum vardı ki baş parmağın içe doğru kıvrılması. Hı hı. Baş parmak neden içe doğru kıvrılıyor? Öncelikle nedenini konuşalım. Tabii bu toplumumuzda inanın çok karşılaştığımız bir durum. Özellikle kadınları etkileyen bir durum. Neredeyse 2,5 kat yapılan araştırmalara göre ben bu konu üzerinde çok bilimsel makalelere baktım, araştırmalara baktım. Hele birisi var ki 500 bin denek üzerinde 78 tane bilimsel araştırma içine alınmış. 500 bin kişi üzerinde bunların yanılmıyorsam %25'i 18-65 yaş arasında yani 1/4 biri 500 bin kişinin bu hallux valgus yani baş parmağın içe doğru dönmesi olayı görülmüş. Hmm. Ki bu 65 yaş üzerinde %35'e kadar çıkıyor. 65 yaş üzeri daha da riskli. Çünkü ne oluyor? Bağlar ve oradaki dokular eskisi kadar gevşek değil, birazcık daha sıkılaşmaya başlıyor. Onlar da böyle bir sıkıntı yaratmaya başlıyor. Nedenleri ne peki? Herkeste olabilir mi yoksa ağırlıklı olarak genetik faktör mü? Bir genetik faktör çok önemli. Yani o kesinlikle onun bir etkisi var. Genetik faktör olmasa bile yanlış ayakkabı seçimi olsun. Özellikle kadınlarda topuklu ayakkabılar, hı hı, çok giyildiğinde risk artıyor. Tabii topuklu ayakkabı giymek demek bu olacağı anlamına da gelmiyor. Ama riskini arttırıyor. Düz ayakkabılar, babet tarzı ayakkabılar kullanmak topuklunun yanında. Hı hı. Bunlar da arttırıyor. Ama şöyle de bir durum var. Burada yanlış bilinen bir durum daha var. Sadece o parmağın içe doğru dönmesi değil. Oradaki tarak kemiğinin, birinci tarak kemiğinin aslında dışa doğru çıkması. Hı hı. O yüzden parmakta içe doğru dönme eğilimi yaşıyor.
ayakkabınız biraz daha geniş olsa bile. Bunu da vurgulamakta fayda var. Ben bu konuda da çok araştırmalara baktım, bilimsel makalelere baktım. O yüzden de hani birazdan gireriz. Bu duruma özel tabanlık yapıyoruz. Kişiye özel. Bunun bu arada tedavisi mümkün mü? Yani yoksa sadece koruyucu yöntemler mi kullanabiliyoruz? Eğer yeni başladıysa düzelme ihtimali olabilir ama birazcık daha ilerlediyse sadece koruyucu yöntemler. Çok 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 ilerleme durumlarında cerrahi işlemler de uygulayabiliyor ortopedistler. Öyle kemikleşmeyle ısrarla mesela sıkan, işte topuklu ayakkabı giymeye devam etmek farklı rahatsızlıkları beraberinde getirir mi? Yoksa orayı mı sadece daha kötü yapar? Farklı, tabii ki farklı. Mesela sadece bu durum ortaya çıkmayabilir. Aşil tendonunda kısalma. Aşil tendonunda kısalma demek arka baldırımızdaki. Düz tabanlığa sebebiyet verebilir, işte ileride kopmasına neden olabilir. Çünkü hep kısa durumda vaziyette bekliyorsunuz, hep kısa vaziyette tutuyorsunuz aşil tendonunuzu, ona bağlı kasları, orada yırtılmalar olabilir. Başka bir ters hareket yaptığınızda, spora yeni başladığınızda mesela, diğer biyomekanik problemlerini de beraberinde getirebilir. Evet, şimdi biz tabii bunun koruyucu yöntemlerini de yine tabanlık seçiminde daha da detaylandırmış olacağız. O yüzden ona şimdi bir virgül koyalım, biraz da topuk dikenini konuşalım. Şimdi genelde şöyle duyuyoruz, topuğunda işte bir batma, bir sızlama, ağrı olana genelde işte topuk dikeni mi var acaba diye sorulur. O da bir yanlış. Tabii. Biz nasıl anlarız topuk dikenini ya da her o batma topuktaki batma ve sızı topuk dikeni midir? Değildir. Güzel bir konuya değindiniz. Burada da mesela yoldan 100 kişiyi çevirdik. Hepsini röntgen filmi çektik. Hiç belirtisi olmayan da bile topuk dikeni gözükebilir. Hiç şeyinde olmayan da, hani belirtisi olmayan, semptomları olmayan da bile gözükebilir. Olanlarda da plantar fasit dediğimiz bir enflamasyon durumu var. O da nedir? Ayak tabanının altında parmaklardan topuk kemiğine kadar giden bir doku vardır. Hı hı. Sert bir dokudur. Ona yapar ayağın o kavisi oluşmasını, ayaktaki o kavisi oluşmasını sağlar. Ne oluyor? O çöktüğünde de, çok uzadığında, çok gevşediğinde o kavis çöker ve düz tabanlığa dönüşür. Sonradan düz taban olabiliyor muyuz? Olabiliyoruz. Ha. Tabii ki. O çöktüğünde olabiliyor. Onun da birkaç nedeni var. Bu plantar fasya dediğimiz özellikle şu topuk kısmına bağlandığı noktada küçük küçük mikro yırtıklar oluşabiliyor. Bunlar tedavi edilmediği zaman bu sefer topuk dikenine sebebiyet verebiliyor. Mesela topuk dikeni röntgende gördüğümüzde bilmeliyiz ki bu durum en az bir 6 aydır var olan bir durum olması gerekiyor. Yani o topuk dikeni birden oluşan bir durum değil. En az 6 ay, 1 yıl falan orada seyretmesi gerekiyor olayın. Bunu da nasıl anlarız? Biraz daha fizyolojik bir nedenden mi kaynaklanıyor topuk dikeni? Yoksa bizim yanlış tercihlerimiz de... Yanlış tercihlerimiz. Mesela düz tabanlarda bu olma olasılığı çok fazla oluyor. Aynı şekilde aşil tendonu kısalığı. Bunu defalarca söylüyorum. O arka adelemizi mutlaka germe egzersizleri, işte güçlendirme egzersizleri yapmamız gerekiyor. Bazen düz tabanlığın tibialis posterior kası var. O ne yapıyor? Onun tendonu, o kavisi, o da destekleyen bir yapı. Onda bir yaralanma, onda bir sıkıntı olduğunda onu güçlendirdiğimizde o kavisi biraz arttırabiliyoruz aslında. Bu plantar fasit, işte topuk dikenine sebebiyet verirken işte o biyomekanik durumunu gözden geçirmemiz lazım. Bunun için de biz tabanlıklar yapıyoruz ki düz tabanlığa düşüp de işte o arkın, o kavisin düşüp diğer o plantar fasit, işte topuk dikeni, işte hallux valgus, baş parmağı içe doğru dönmesi olaylarına sebebiyet vermesin. Bunlardan bahsediyorum çünkü daha başka nedenler de var. En çok gördüğümüz ortopedik problemler bunlar ayakta. Peki topukta o sızlama, batma ile gelip ama yine topuk dikeni olan da var o zaman. Tabii ki var. Sızıyla da çıkan tabii var. Tabii ki var. Zaten bunun topuk dikeni olan da ya da plantar fasit olan kişide sabah ilk kalktığınız ilk adımda çok ağrınız oluyor. İlk bastığınızda. Çünkü neden? Uyurken bütün dokularınız, bütün bağlarınız, kaslarınız en kısa pozisyona gelmiş oluyor. Uyuduğumuz için, hareket etmediğimiz için. O yüzden sabah ilk bastığımızda çok ağrımız olur. Yavaş yavaş açıldıkça, biraz gevşedikçe kendi kendine açılır ve ağrı da diner.
Topuk dikeninde de ve plantar fasciği ve topuk dikeninde ağrı tam topuğun altında olmaz aslında. Birazcık daha iç kısımda, şu kısımda olur. O da onun bir göstergesidir. Tabii buna filmde çok rahat görülebiliyor. Kalsiyum depozitleri oluşuyor tam topuğun alt kısmında. Uzun bir şey gibi, ters bir çatı gibi düşünün. Uzun bunun tespit edilmesi sadece röntgenle mi, başka türlü anlaşılabiliyor mu? Aslında fiziksel muayeneyle de anlaşılabilir. Hastanın, kişinin anlattığı, işte ne zaman başladı, öyle ne ki. Zaman ağrısı oluyor, sabah ağrısı var mı ilk bastığında, öğleden sonraya doğru azalma oluyor mu, işte ağrının nerede olduğu, bunlara bakarak az çok anlayabiliyorsunuz fiziksel muayeneyle. Işte. Peki onu tedavi edebiliyor muyuz? Tabii ki. O geçiyor. Şey gibi değil, o kemikleşme tedavi gibi edilebilir. Değil. Aynen. Bu koruyucu yöntemlerle, egzersizlerle, bazen işte yumuşak doku masajlarıyla oradaki enflamasyonu alıcı doktorlar bazen anti-enflamatuar ilaçlar veriyorlar. Onlarla beraber kombine bir tedaviyle geçebiliyor. Bantlama teknikleri var onun için daha rahatlatıcı. Kinezice bantlama, rigid bantlama. Bunların hepsini yapıyoruz. Şimdi bu kadar çok rahatsızlıktan bahsetmişken ve bu rahatsızlıklara etken nedenleri konuşurken tabii genetik faktörler önemli ama bizim de uzuvlarımızı olması gerektiği gibi kullanmamız gerekiyor. Evet. Ama ne yazık ki çalışma hayatının içerisinde işte bazen çok uzun süre topuklu ayakkabı giyiyor. Topuklu ayakkabının üzerinde kalmak, işte daha şık olsun diye o çok dar ayakkabıların içerisinde sıkışıp kalmak. Bilmiyorum, kadınlarda belki daha fazla görülüyor olabilir bazı problemler diye düşünüyorum. Erkeklerde de var mı o yoğunlukta? Erkeklerde de var ama kadınlarda olduğu kadar yok. Açıkçası. Ayakkabı seçimine buradan girelim istiyorum aslında. Evet. Yani bu topuklu ayakkabıları hayatımızdan kaldırmak zorunda mıyız? Amacımız o aslında. Mutlaka hani ayakkabı seçiminde de şöyle zaten atıyorum bir tabanlık yaptıracaksınız. Önce tabanlığı yaptırıyoruz sonra ayakkabı seçimini ona göre yapıyoruz. Ayakkabı seçimi de zaten öğleden sonra saat 4-5 gibi alınmalı. Çünkü akşam üstüne doğru ayaklarımız şişme meyili gösteriyor. Sabah alırsak bu sefer akşam üstüne doğru şişip çok sıkacaktır ayaklarımız. O yüzden 4-5 gibi almamıza fayda var. Biz ayakkabı alırken mesela sabahtan hep öyle duyarız yani. Duyduk sabahtan alalım, ayaklarımız çok şişmeden alalım. Tam işte numaramızı yakalayalım diye sabahtan almak isteriz. Doğru tam olan tersi. Akşam, tam tersi akşam üstüne almak. Doğru 4-5 civarı almamız daha mantıklı. Zaten yeni yapılan araştırmalara göre bir ayakkabı çeşidi çıkarlar. Rocker bottom diye. Artık ortopedi, fizik tedavi hekimleri de bunları vermeye başladılar hastalarına. Görmeye başladık. Biz de bunları veriyoruz, yaptırıyoruz. Kavis tabanlı dediğimizde dümdüz ayak tabanı düşünün. Hem önden hem arkadan kavisi var. Kayık gibi, kayık tabanlı. Bu hem kişi topuk teması, ilk topuk teması yaparız ya. Onu yaparken daha akıcı bir hareketi sağlıyor. Hem de mesela burada kemik çıkıntısı var, içe doğru dönme var. Şu hareketi yaptığında çok ağrısı olur kişilerin. Bunu da kavisi sayesinde onu çok fazla, o parmağı çok fazla kaldırmasına gerek kalmadan, çok fazla bükmesine gerek kalmadan o hareketi tamamlamasını sağlıyor. İçinde dikiş olmuyor. Diyabetik ayaklarda bu çok önemli. Dikişsiz ayakkabı. Dikişlerde, çoraplarda da bazen görüyorum çok kalın dikişleri olan çoraplar var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Çok sık olmayacak, çok dikişi olmayacak. Ayakkabılar artık içi deri, dikişsiz ayakkabılar çıkmaya başladı. Onları öneriyorum. Eğer öyle ayakkabı almıyorsanız bile, dışarıdan alacaksanız bile mutlaka topuk kısmı birazcık daha sert olmalı. Topuk kısmının yanında bu kavisin olduğu yer bez olmayacak. Kavisin olduğu yer birazcık daha sağlam olsun ki, sert olsun ki tabanlığı giydiğimizde onu orada düz tutsun. Kaymasın yana doğru. Şimdi hep topukluları suçluyoruz ama biraz düzlerden de aslında konuşmak lazım. Çünkü tabii. Son zamanlarda bayanlar arasında özellikle babetler ve o dümdüz sandaletler çok moda. Tek suçlu topuklular değil anladığım değil, kadarıyla. Değil tabii onlar da suçlu açıkçası. Bizim topuktan kastımız nedir? Yani demek ki bir şey topuk olmalı. Yani tamamen düz olmamalı. Tabii olmalı ama şöyle bir şey. Topuklu ayakkabılarda ayağın bası noktasını tamamen ön tarafa alıyorsunuz. Yani arka taraf topuklar ve ayağın yan tarafı neredeyse hiç ağırlık almıyor, hiç bası almıyor. Bu sefer ne oluyor? Ön kısmında çok fazla bası aldığı için orada nasırlaşmalar olabiliyor. İşte daha çok ortopedik problemler, işte hallux valgus dediğimiz baş parmağın içe doğru dönmesi,
şey bile olabiliyor. Topuk dikenine kadar gidebilir. Tırnak batmalarına neden olabilir. Olur mu? Dar olur, ve baskılı olur. Olduğunda. Olur. Bebekler olur. Peki? Şimdi ilk defa ayakkabı seçimi yapacak aileler çünkü hep tedirgindir. Geleceğini etkiliyor mu bilmiyorum o ayakkabı seçimi gerçekten. Onun ayak yapısını etkiliyor mu? İşte ortopedik alalım, nasıl bulalım, ne giydirelim, her yerden bebeğe ayakkabı almayalım gibi. Böyle biraz tedirgin olurlar. Tedirgin olmalılar mı gerçekten? Bebekken seçilen ayakkabı o çocuğun geleceğinde ayağının nasıl olacağını etkiler mi? Aslında ilk dönemlerde çok telaşlanmamaları lazım. Zaten ilk bebekler, yeni yürümeye başlayan çocuklar 4-5 yaşına kadar özellikle 6 yaşına kadar da olabilir. Düz tabanlık sergileyebilirler. Neden? Çünkü bir kemikleri daha gelişmemiş, bağları daha sıkılaşmamış, o kavisi oluşturma durumuna gelmemiş. Oluşturmuş olsa bile biz görmüyoruz çünkü oralarda yağ petleri oluşuyor. O kavisin olduğu yerlerde. O yüzden düz tabanlık gibi görülebilir. O yüzden çok endişelenmelerine gerek yok. Zaten piyasadaki hiçbir ayakkabı tam ortopedik değildir. Eğer kişiye özel yapılmadıysa. Biraz yükseltisi var, hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Ama çok da endişelenmelerine gerek yok açıkçası. O zaman çocuklar düz taban mı diye daha bebekken... Düz tabanlar. Düz tabanlar. Yani koşturmaya gerek yok. Yok, çok koşturmaya gerek yok. Tabii illaki ben de bir babayım. O yüzden yine de burada kestirip atmıyorum. Yine de kontrollerine gitsinler belki... Olağanüstü bir durum vardı. Belki bizim kaçırdığımız bir şey olabilir. Hani düşünemediğimiz bir durum olabilir. Mutlaka kontrollerine gitsinler. İşleri rahat olsun en azından. Hı hı. Ben olsam ben de yapardım ama çok da fazla endişelenmelerine gerek yok. Peki düz tabansa eğer daha çocukluktan bu tespit edilmişse bunu tedavi etmenin bir yöntemi oluyor mu acaba? Dediğim gibi hemen bütün hekimlerimiz kişiye özel tabanlık istiyorlar çocuklar için de. Tabii fizik tedavi anlamında yapılan şeyler oluyor. Ama bunu geri döndürmek biraz zor açıkçası. Hani ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Eğer çok sıkıntısı yoksa, çok fazla bir düşüklüğü yoksa düzelme ihtimali biraz olabilir ama yine de çok kesin konuşmamak lazım. Şöyle de bir durum var. Düz tabanlığı olmayan birisi bile, normal bir kavisi olan birisi bile ortopedik bir tabanlık kullanmalı. Kullanmalı. Şimdi kullanmalı. Tabanlıkları biraz açalım. Bizim önümüzde 3 çeşit zannediyorum ki tabanlık var. Tabanlıklar nelere göre tercih edilmeli? Mesela ben ilk geldiğinizde size şunu sordum. Şimdi böyle görürüz dedim ayakkabıcılarda. Tek bir stil ve herkese önerilir. Biz nasıl bir tabanlıktan bahsediyoruz? Yani tabanlıktan kastımız onlar mı ya da siz neden bahsediyorsunuz tabanlık derken? Şimdi genelde medikacılarda bulunan ya da bazı marketlerde bulunan tabanlıklar kişiye özel tabii ki değil. Onlar özellikle bizim sektörümüzde diyabetik ayaklarda. Mesela ben size bir tabanlık göstereyim. Bu tabanlığın altına bir bakalım. Şöyle karşı kameraya gösterdiğimizde evet şu an görünüyor. Şu bölümler... Offloading dediğimiz yani basıyı buradan alıyor. Burada demek ki şu alanlarda, şu iki alanda bir sıkıntı var. Yara olabilir, nasır olabilir, diyabetik ayaktır büyük ihtimalle. Bunları buradaki yükü almak için ne yapıyoruz? Buraya dağıtıyoruz. Bu kişiye özel bir tabanlıktır. O yüzden hani bunlar çok önemli. Normal marketten alıp ayakkabınıza taktığınız halde bu böyle bir özellik olmadığı için yine yaraya sebebiyet verebilir. Ortopedik olduğu halde yani burası yükseltisi olduğu halde, o kavisi yükselttiği halde. O yüzden burası çok önemli. Bu da keza öyle. Bu yeşil noktalar daha yumuşak noktalardır. Buradan görebilirsiniz. Evet. Daha yumuşak noktalar. Buralarda da bir nasır, bir yara olduğu için bunlar kişiye özel yapıldı. Bu peki bir önceki yara ile şunun arasındaki fark ne? Bu birazcık daha... büyük bir yara olabilir. Birazcık daha geniş kapsamlı olabilir. Çünkü hem burada offloading yapılmış hem de buradaki süngeri siha göre birazcık daha yumuşak. Hem burada yumuşaklık var. Yani yarada bile, nasırda bile aynı tabanlık değil. Değil. Yani çok 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 yani onu mutlaka analiz etmemiz gerekiyor biz. Takım olarak bunu yapıyoruz orada. Hepsinde mesela bu da o kemik çıkıntısı demiştik ya. Evet. O kemik çıkıntısı için, bu dilde o kemik çıkıntısının olduğu yere denk geliyor. Burada bir yükselti var. Niye? Çünkü birinci
tarak kemiği dışa doğru kaymasın diye onu yükselttiğimizde o da içe doğru geliyor. İçe doğru geldiği zaman da o kemiği topluyor, o eklemi birazcık daha topluyor. Yani illaki parmak arası makaralar vardı silikon. Evet. O ne yapar? O parmağı birazcık daha dışa alır. Aslında yanlış yapıyoruz. Bazı durumlarda geçerli olabilir ama bu durumda onu daha da kötüye sürükleyebilir. Bu kemiği birazcık daha dışa alabilir. O yüzden bizim amacımız o tarak kemiğini daha çok düzeltmek ki öndeki de kendi kendini düzelsin. Şimdi bunların mesela üçünde de iç taraflarda bir yükselti görüyoruz. Evet. Onun nedeni ne? Bu iç taraftaki yükselti düz tabanlık diyoruz ya, bu iç taraf düşüyor aşağı doğru. Normalde burada ayağımıza baktığımızda yandan burada bir kavis görmemiz gerekiyor. Hı hı. Burada bir boşluk olması gerekiyor. Bu onu engellemek için. Bu arada o kavisin bir şeyi var mı? İşte bazılarının mesela çok derin olur, bazılarının daha... Çok derin de iyi değil. Bu sefer ne yapıyor? Bu ayağımızın yan taraftan kenarları, şu kısım daha fazla yük alıyor. Basıya bu taraf maruz kalıyor. O da iyi değil. Onun için de aslında kullanması gerekiyor. Ona özel tabanlık oluyor. Yine burası yükseltiliyor. Birazcık daha yüksek oluyor ki ağırlığı birazcık da buraya versin diye. Yani buradaki ağırlığı, buradaki basıyı birazcık daha yayalım diye. Onlar da iyi değil. Yani çok fazla yüksek olması da iyi değil aslında. Şimdi bazılarının mesela ayakkabılarında işte bir taraflar aşınır. Evet. Biz deriz ki yamuk basıyor. Yamuk basmasının sebebi belki az önce sizin söylediğiniz o bası dolayısıyla ayak bir tarafa doğru kayıyor. Kesinlikle. Zaten bizim kliniğimize gelenlerin ilk ayakkabısına bakarız. Şöyle bir arkadan bakarız. Ne kadar iç taraf mı yanmış, dış taraf mı yanmış, eşit olarak mı yanmış? Altına bakarız. Oradaki şekiller kaybolmuş mu, düzleşmiş mi? Bunlar hatta ayağın altına bile baktığımızda nasırlaşmış bölgeler daha fazla yük alan bölgelerdir. O yüzden hem ayağın altına hem yürürken kliniğimize girdiği anda zaten muayene başlıyor. O oturmasa bile koltuğumuza. O yüzden hani ayakkabısı çok önemli. Yeterince şey mi, aşınmış mı, aşınmışlığı var mı? Şimdi siz aşınmış mı diyorsunuz ya, mesela bazen şöyle derler, ya ben çok ayakkabı eskitiyorum der kimi. Yani zannediyorsunuz derler ki top oynuyorum ya da işte bir yere vuruyorum. İşte sen de aldın, ben de aldın, benimkisi yeni gibi, işte seninkisi eskimiş. Evet. Nedir bunun bu nedeni? Bu yüzden işte bir tarafı aşınıyor ya da ayağını sürtenler oluyor. Onlar da çok fazla aşındırabiliyorlar. Aşınma işte o yüzden ayakkabılarına bakmamızın nedeni o. Hani burası. Yani bunlar çözülebilir şeyler o zaman. Çözülebilir şeyler aynen. Ya da ya şey bile önemli aslında. Çorabın kalitesi bile önemli. Bir, kaliteli çorap genelde koku yapmıyor. Dikişleri birazcık daha kaliteli, daha az, kalın değil, absürt durmuyor, rahatsız etmiyor. O yüzden çorabı bile seçerken birazcık daha parayı kıyıp birazcık daha kaliteli çorap almakta fayda var aslında. Evet. Şimdi noktalamaya da yaklaşmışken biz bu kadar hastalıkla hem nasıl mücadele ederiz hem nasıl önleriz kısmını konuştuk ama şöyle noktalayalım istiyorum aslında. Tabanlıkların kişiye özel olması gerektiğinin altını çizdik. Neden önemli olduğunun daha doğrusu altını çizdik. Peki bizim bildiğimiz hiçbir rahatsızlığımız yok. Yine de bu tabanlıklar kullanılmalı mı? Neden? Kullanılmalı, tamamen koruyucu amaçlı. Bazen de şey olabiliyor, tek taraflı düz tabanlık olabiliyor. Bu da önemli. Yani bir tarafta kullanıp diğer tarafı kullanmamak olmuyor zaten. İki tarafta da kullanmak zorundasınız. Hiçbir sıkıntımız olmasa bile kullanmakta gerçekten fayda var. En azından korumuş oluruz. Çünkü ilerleyen dönemler yanlış ayakkabı seçiminden dolayı hem bu hallux valgus hem ayağın plantar fasit dediğimiz olay, ondan sonra onun sebebiyet verdiği topuk dikeni, bunların da önüne geçebilmemiz için. Yani sinir sıkışması da oluyor ayaklarda. Evet, tarsal tünel sendromu olabiliyor. Nasıl karpal tünel sendromu var ellerimizde, ayaklarda da tarsal tünel sendromu olabiliyor. Bunun gibi birçok şeyi engellemek için. Ve bizim tabii rahat bir şekilde hareket etmemiz, kendimizi rahat hissetmemiz için de aslında. Şimdi topukluları çıkarınca birçok bayan bilir, ayağınız hala sanki böyle gibidir. Siz düz basmaya çalışırsınız ama ayak artık bütün gün o topuklu ayakkabının üzerinde durduğu için hala topuklu ayakkabının üzerindeymiş gibi özellikle şu önlerde bir baskı hissedersiniz ve bir sürü o şeye geçmez. Kendini şöyle bir salmaz. İlerleyen zamanlarda elbette ki bazı etkileri olacaktır zaten. Olur maalesef. Hani biyomekanik bütün vücudumuz bağlantılı olduğu için
ilerleyen zamanlarda bu diz, kalça problemli olarak da geri dönebilir. Zaten düz tabanla ele alalım tekrar kısaca. Düz taban olduğumuzda kavis çöktüğü için bu sefer ayağımızın, bileğimizin şekli dıştan içe doğru dönüyor. Burada ne oluyor? Bu sefer dizimizin iç kısmına biraz daha fazla yükleniyoruz. Dizimizin iç kısmına yüklendiğimiz için kalçamızda da bir değişiklikler oluyor. Bu sefer omurgalarımızı da etkiliyor. Bütün bir bütün olarak ele aldığımızda o zincirin ne geliyorsa karşısına hepsini etkiliyor. Hmm. O yüzden menisküs problemleri olabilir. Erken yaşta kireçlenme olabilir dizlerde, kalçada. Hani bu da çok önemli. Onu da belirtmekte fayda var. Önce tabanlık, sonra ayakkabı. Kesinlikle. O halde. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, fizyoterapist, klinik refleksolog Dinçer Cüre bizlerle birlikteydi. Ayak sağlığına dair merak edilen birçok başlığı detaylandırmaya çalıştık birlikte. Programı noktalamanın da vakti geldi. Yarın saatleriniz 16'yı gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.